Hepinize merhabalar. Bu video sizlere Windows 10 UEFI kurulum nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğim. Bugüne kadar bu video birazcık gecikti, bekledi ama sonunda en güzel şekilde göstereceğim. Windows 10 şu USB diskinin nasıl hazırlanacağını, Rufus'la nasıl hazırlanacağını sağ üstte kartı tıklayarak ulaşabilirsiniz. O da çok basit bir işlem. USB 3.0 bir bellek seçin ve laptopunuzda USB 3.0 destekli olsun ki formatınız 10 dakika içerisinde tamamlansın, bitsin. Hatta daha da az bir vakitte tamamlanacak. Bunun için önce BIOS'a giriyorsunuz. Laptopu açarken F12'ye, DL, F2'ye, F8'e bu tarz tuşları laptopunuz için hangi modelse değişebilir bunlar. Eğer bilmiyorsanız hepsine basın, illaki BIOS'u açacaksınız. Girip boot seçeneğinden, şuradaki boot seçeneğinden, boot option'dan gelin en üsttekine USB hard disk veya USB flash disk, bu tarz yani şunu belirten bir kelime varsa onu seçin. Evet. DSLR kameranın kart dolmasından cep telefonundan devam ediyoruz. Dediğim gibi şu USB flash diski burada mesela USB K diye bahsedilmiş. Sizde flash disk diye de bahsedilebilir veya sadece USB diye de bahsedebilir. Siz şu flash diski seçeceksiniz. En üstte o olacak ve bilgisayarı baştan başlatacaksınız. O sırada tabii bunu da takmanız gerekiyor. Bu modelde arkada USB 3.0 var. 3.0 diski 3.0'a takıyoruz ki en hızında kullanabilelim. UEFI kurulum anakartın kendi logosuyla başlar. Mesela masaüstü bilgisayarda ben MSI kullanıyorum. MSI ile başlıyor. Normal legacy kurulumda ise Windows 10 logosuyla başlar. Şu anda ön yüklemeyi yapıyor. USB 3.0'dan olduğundan çok hızlı bir şekilde yapıyor. 2.0 veya 1.0 olsaydı bizi bayağı bekletecekti. Buradan Türkçe, Türkiye Q'ları seçiyoruz. Monster'ın bu modelinde yanında bir mouse veriliyor. Çünkü şu touchpad devre dışı. Sadece driver kurulduktan sonra çalışıyormuş. Yani bu aşamaları böyle mouse'tan yapacağız. Ürün anahtarım yok diyeceğiz. Sonradan benim sağ üst ekranlarda ulaşabileceğiniz 20 liraya Windows 10 diye bir videom var. Oradan gidip Amazon'dan 5 euroya, şu anda 25 lira ediyor. O zaman 4'tü dolar, euro kuru. Windows 10 key alıp sonradan aktifleştirebilirsiniz. Biz şimdi girmeyeceğiz, daha sonra gireceğiz. Biz key'imizi pro olarak aldık. O yüzden pro kurulum yapacağız. Lisans koşullarını tabii ki de kabul ediyoruz. Burada yükselt var, özel var. Özele tıklayacaksınız. Yükselt Windows 8'den, Windows 7'den Windows 10'a geçmek isteyenler için. Eğer sizin bilgisayarınızda şu anda Windows 8 veya 7 kuruluysa dahi özele tıklayın. Ve buradan diskinizi mesela şu anda bölünmüş durumda. Yine de ne olursa olsun her zaman silin. Kalanların hepsini silin. Ne zaman ki artık sadece ayrılmamış alan yazısı kalana kadar. Ve ardından yeniye basın. Buradan istediğiniz kadar diskinizi ayırabilirsiniz. Şu anda diskiniz tamamen sıfırlanmış durumda. Her şeyiniz silinmiş durumda. Mesela bizim 250 GB'lık bir PCI Express SSD'miz var. O yüzden tamamını kullanmak istediğimizden uygulaya basıyoruz. Diyor ki burada işte UEFI boot için ayrı bir bölüm oluşturacak. Buralarda birazcık ek bölümler birazcık megabayt yiyecek diye bizi uyarıyor. Kabul ediyoruz. Eğer sizin 500 GB, 1 TB diskleriniz varsa bunları deminki işlemden yeniye basıp önce 500 GB, sonra bir daha 500 GB diye ayırabilirsiniz. Daha sonra burada birinci, burada yine bölüm 4, bölüm 5, bölüm 6 diye farklı diskleriniz olur. Siz en üstteki bu birinciyle hepsinde yazacaktır. Birincinin de en birincisine basacaksınız. Bunu biçimlendir demiyorsunuz çünkü ilerlediğinizde zaten biçimlendirecek. Fakat eğer diğer bölümleri de oluşturduysanız, yani 500-500 mesela ayırdıysanız, diğerlerini biçimlendirin. Yoksa Windows açıldığında onlar gözükmez. O yüzden hepsini bir biçimlendirin. Ondan sonra ilkine kurulum yapın. Ben şu anda öylesine yaptım. Zaten Windows kurulurken biçimlendirecekti. Şu anda biçimlendir dememin bir anlamı olmadı. Ama öbürlerinde Windows kurulumu gerçekleşmediği için öbür diskleri sizin kendiniz biçimlendirmeniz gerekiyor. Buradan ileri diyoruz ve Windows dosyaları kopyalanıyor diyecek. Ardından kurulum hazırlanıyor. Zaten saniyede 1 GB veri aktarabilen bir SSD kuruyoruz ve USB 3.0'dan kuruyoruz. O yüzden bizim için bir 10 dakikalık bir süreç tamamlanacak. Ardından Windows merhaba ekranında videoya devam edeceğiz. Bilgisayar tekrardan baştan başlıyordu. Ardından durdurduk orada. Hard diskimizi F2 ile BIOS'a girdik. Hard diskimizi birinci sıraya alacağız. Burada UEFI Hard Disk gözüküyor Windows Boot Manager olarak. Bunu da artık disable edebiliriz zaten Windows'umuzu kurduğumuz için. Ve save changes and reset diyerek bilgisayarı baştan başlatıyoruz. Şu anda hazırlanıyor ekranına vesaire. Birazcık bekleyeceğiz. Daha sonra ekranda kocaman merhaba diye bir ekran gelecek. Birkaç ayar yapılıyor. Birazcık bekleyin diyecek. Windows sizinle birazcık konuşacak böyle. Ve en sonunda masaüstümüz gelecek. Diskin hızına bağlı olarak bu süre 1 saate kadar bile uzadığını gördüm. O yüzden sadece beklemeniz gerekiyor.
Evet, o demin söylediğim merhaba ekranları bu ayarlardan sonraydı. Orada bir eksiklik oldu. Burada Türkiye'yi seçiyoruz. Windows 10'un temel kurumları Türkçe Q klavyeyi seçiyoruz. Yeni bir düzen eklemeyeceğiz. Türkçe Q olarak kullanacağız. Eğer öyle bir klavyeyi ezberinden İngilizce kullanan varsa onu da düzen ekle diyerek ekleyebilir. Burada Wi-Fi ağları çıkarsa onlardan Wi-Fi ağınıza girip devam edebilirsiniz. Bu bilgisayarı kim kullanacak? İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz buraya, Monster vesaire. Burada internete bağlı olsaydık bize Windows hesabıyla kullanıcı açmak ister misiniz diye sorular soracaktı. Onları kullanmanızı ben pek tavsiye etmiyorum. Çok bir işe yaradığı yok. Bir de üzerine bilgilerinizi toplamış oluyorlar. Onun yerine şurada sol altta çevrim dışı olarak oturum aç diye bir özellik var. Ona tıklayarak bu ekrana ulaşabilirsiniz. Biz şu anda internete bağlamadığımız için direkt bu ekrana ulaştık. İleri diyoruz. Paralı oluşturup oluşturmak sizin keyfinize kalmış bir şey. Buradaki bütün bu özellikleri kapatıyoruz. Zaten Windows 10 yeterince bunları kapatsak dahi verimiz topluyor. Bari bunların izni olmasın. Buradan sonrası demin bahsettiğim merhaba ekranı ve diğer o sizin için her şeyi hazır hale getiriyoruz diye bizimle konuştuğu ekranlar. Masa üstümüz açıldı. Bu noktadan sonra driverlar kurulacak. Başka da bir işlemimiz kalmayacak. Burada start tuşundan ayarlara giriyoruz ve burada güvenlik ve güncelleştirme var. Şuradan Wi-Fi'nıza bağlandıktan sonra veya Ethernet'inizi bağladıktan sonra güncelleştirme denetleyin. Bütün bilgisayarınız için gerekli driverları bulacak ve kuracak. Sadece ekran kartı driverında bir sıkıntı yaşanıyor. Ekran kartını eğer oyun oynayacaksanız sadece driver kısmını hallediyor. Fakat Game Ready Driver tarzı veya AMD'deki o Radeon Relive mi o tarz birkaç bir şey vardı. Onları sizin elinizde kendiniz yüklemeniz gerekiyor. Onun için internete girip ekran kartı modelinizi yazıp sonuna driver kelimesini ekleyin ve indirin. Windows kurma işlemi, yükleme işlemi bu kadar. Flash diskin oluşturmasını şu sağ üstteki kartlardan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz veya işinize yarısa beğenmeyi unutmayın ki bana bir destek olsun. Eğer abone değilseniz de şu ortada çıkan abone ol butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ve bu sırada da burada bizim driverlarımız bulundu, indirilip kurulacak.